Ülkemiz maalesef bir kıskacın, bir dencelerin içerisinde. Devlet yönetiminde çivinin çıktığı noktadayız. Yani ülkemiz rotasız bir gemi gibi, kaptansız bir gemi gibi sağa sola savrulmakta ve ne olduğu belirsiz bir düzen içerisinde sağa sola savrulup çarpmakta. İşte bu süreç içerisinde, bu tarihi süreç içerisinde, tarihi bir sorumluluk içerisindeyiz hepimiz. Hepimize düşen bu sorumluluğa ortak olmak, bu kötü gidişe dur demek için elimizden geliyor. Soğuk bir kış gününde görüyorum ki hepiniz heyecanla buradasınız. Başkanımın bahsettiği konular doğrultusunda Türkiye'ye umut olmaya, Türkiye'ye ışık tutmaya, geleceğimizi aydınlatmak üzere bu yolda heyecanlı olduğunuzu görüyorum. Bu beni umutlandırdı. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Başkanım çok güzel özetledi Türkiye'deki sorunları. Türkiye'de 2002'den bu yana AK Parti iktidarını yaşıyoruz. AK Parti iktidarında çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemleri adı altında 3 döneme ayırdılar. Ve ustalık döneminde hakikaten görülmedik bir zulümle karşı karşıyayız. Birçok alanda sıkıntılarımızı yaşadığımız özgürlükler, hukuk ve eğitim alanında çeşitli manipülasyonlar yapıldı. Türkiye'de 2011 ve 2015 yıllar arasında Cumhuriyetimizin değerleriyle oynanmaya başlandı. Cumhuriyetimize sahip çıkamadık. Milli bayramlarımızın önü kesilmeye başlandı. Bu doğrultuda bizim hepimizin çok sağduyuyla yaklaşıp çocuklarımızı ve geleceğimizi teminat altına almak üzere 2015 Haziran seçimlerini çok önemsiyoruz. Bu seçimler bizim belki dönüm noktamız olacak. Belki de son seçim olacak. Çünkü insanların gözünü hırs bürümüş. İnsanlar
bizi idare edenler padişahlığı ön plana çıkartıp tek adam olmanın, güçlü olmanın hevesi içerisindeler. Bu doğrultuda da akıllarına gelecek her türlü oyunu oynayabiliyorlar. Bizim gündemimizde işsizlik, ekonomi olması gerekirken bugün başkanlık sistemini koydular. Bizim gündemimiz böyle olmamalı. Bizim gündemimiz hakikaten üniversiteyi bitiren çocuklarımızın diplomalarının duvarda asılmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Bunlar, bu çocuklar umutla okullarını bitiriyorlar, iş arıyorlar. Şu anda hepsinin, belki de birçoğunun psikolojik sorunları var ki bize geliyorlar bu doğrultuda. Mesleğin içerisinde olduğundan dolayı bunları söylüyorum. Hakikaten biz bunları yaşıyoruz. Ben bölgenin aktif ticareti ve siyaseti içerisinde gelen bir aileden geliyorum. Tarım alanında hizmetler yapıyoruz. Ticari alanda hizmetlerimiz var. Hepsinin sorunlarını birebir yaşıyorum. İçinizde çiftçiler var. Girdilerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda ürününüz ne kadar değersiz olduğunu da biliyoruz. Hepinizin çektiği ekonomik sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Çok partili döneme geçişten bu yana, 1946'dan bu yana harcanan 2002 yılına kadar kullanılan ekonomik boyut 750-800 milyar dolar civarındayken sadece AK Parti iktidarında bunun 2,5 katı kullanıldı. Kullanılan bu ekonomik büyüklüğe rağmen hepimizin ekonomik durumu kötüye gitti. Hepimizin satın alma gücü düştü. Toplumun emeklisi, memuru, işçisi kötüye gitti. Asgari ücretle çalışanların satın alma gücü düştü. Bütün bunlara rağmen harcanan bu paralar nereye gitti? Ama hepiniz biliyorsunuz, ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten medya bahsediyor. En son konuşulan 4 bakan. Eğer bunlar suçsuzlarsa neden Yüce Divan'a sevk edilmediler? Veya suçsuzlarsa neden görevlerine iade edilmediler? Neden milletvekili gösterilmiyorlar? Demek ki onlar da bu gerçeği biliyorlar. Bunların üstünü kapatamazlar. Ben bunlara çok değinmeyeceğim. Çünkü hepiniz zaten bu konuları biliyorsunuz. Biz ama geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. 2015 seçimlerinde 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak zorundayız. Bunu taşırken de hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Hatay'da muhtemelen 150 civarında aday adayımız olacak. Bunların hepsi çok değerli insanlar. Bunların hepsiyle sahada hep birlikte çalışacağız. İçimizden belki 5, belki 6, belki 7 tanesi mecliste temsile yetki vereceksiniz. Ama ben şunu öneriyorum. Bütün milletvekili aday adayı, bütün örgütler, bütün partililerimizin aktif çalışması ve birebir temas kurması gerekir vatandaşımızla. Girilmedik kapı, çalınmadık kapı kalmaması lazım. Biz bu iktidara gelmek zorundayız. Geleceğimiz için, kendimiz için değil, çocuklarımızın geleceği için. Çocuklarımızın geleceği için vereceğimiz mücadele çok anlamlı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yola çıktığımda inanın umutla yola çıktım. Bölgeye ve Hatay halkına hizmet etmek üzere yola çıktım. İçinde bulunduğum şartlar benim açımdan bakıldığında ülkenin geleceği açısından sıkıntıların var olduğunu gördüğümden dolayı bu yoldayım. Vatandaşın derdine derman olmak, işsize iş bulmak, geleceğimizi teminat altına almak üzere bu yola çıktım. Bu uğurda hepinizin desteğini partim ve şahsım adına bekliyorum. Bu seçim bildirgesinden sonra hepimize büyük görevler düşecek. Alacağız elimize, onlara çalışacağız ve kapı kapı anlatacağız. Yani insanlara dokunmamız lazım. İnsanlara dokunacak politikalar üretmemiz lazım. Evet, söylemler güzel, eylemler güzel, özgürlükçü yaklaşımımız çok güzel. Milli eğitim politikamızın milli olmaktan çıktığının hepiniz farkındasınız. Bütün bunlar çok güzel. Ama biz artık halka dokunan projelerle yola çıkmak zorundayız. Bununla ilgili müspet çalışmaların varlığından haberdarız. Sizler de haberdarsınız. İnşallah yakın zamanda bunlar da açıklanacak. Bunlar açıklandıktan sonra demin de söylediğim gibi bütün örgütlere, bütün adaylara, bütün partililere görev düşüyor. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ki bu bizim son şansımız. Gerçekten tarihi bir dönemeçteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık iktidara taşıyacak kadroların listelerde yer alarak bu mecliste var olacak ve bu ülkeyi idare etmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte en yakınımızda Suriye.
yaşanan gerçekleri biliyorsun. Suriyeli vatandaşlarımızın Hatay'da ne kadar yoğun yaşadıklarını biliyoruz. Biz elbette onların elinden tutmak zorundayız. Çünkü biz onlara insan olarak bakıyoruz. Ama bu işi buraya getirenlerin kim olduğunu da biliyoruz. Bizim sıkıntımız bu işi buraya getiren ve bunu sürdüren insanlara karşı. O insanlara karşı değil, onların elinden tutmayız. Elimizdeki ekmeğin yarısını onlara vermeliyiz. Ben bunu savunuyorum. Ama bunu bu hale getirenlere karşı da bu hesabı 7 Haziran'da görmemiz gerektiğini de söylüyorum. 7 Haziran o anlamda çok önemli. 7 Haziran bizim ticaretimizi de çok olumsuz etkiledi. Büyümemizi, Suriye olayları bizim büyümemizi ve ticaretimizi de çok büyük oranda etkiledi. Sınır ticareti yapılıyor. Yapılmaz oldu. Uluslararası taşımacılık yapılıyordu Hatay'da. Yapılmaz oldu. Bunların hepsinin sıkıntılarını görüyoruz. İşte huzurumuz kaçtı. Birçok olaylar yaşandı. Kırıkhan'da yaşandı, İskenderun'da yaşandı, Antakya'da yaşandı, Gaziantep'te yaşanıyor. Her yerde bu tür olaylarla karşı karşıyayız. Toplumun huzurunu sağlamak bizim görevimiz. Ben huzurlu bir Hatay, varlık içinde bir Hatay için bu yolda sizlerden destek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.